Herkese merhabalar, ben Levon Tıraç. Bugünkü videomuzda yine bir ilkle karşınızdayız ve Cooler Master'ın son model çıkartmış olduğu kasalardan, yine RGB serilerinden MB500 Puff serisi kasasını inceleyeceğiz sizlere. Hemen tasarım ve boyutundan başlayalım. Tasarımsal olarak zaten Cooler Master yeni model kasalarında bir çağ atlamış diyebilirim. Her modeli artık farklı şıklıklarda bizlere sunuluyor. Bu modeli ise tamamıyla Asus'un TUF serisi anakartlarına, donanımlarına özgü şekilde tasarımlara ve çizgilere sahip bir şekilde geliyor elbette. Kasa tamamıyla çelik konstrüksiyon üzerine kurulmuş. Sadece ön panel ve şu üst power butonların olduğu kısım yine TUF serisinin çizgilerine sahip ve plastik malzemeden yapılmış. Yan panel yine temperli camlı. Şurada yine çekicimi göstereyim. Bazı bu çekicimi merak edenler oldu. Hemen şöyle görebildiğiniz gibi temperli camlı bir kasa bu arkadaşlar. Kırılmaya, çizilmeye daha dayanıklı oluyor tabii plexi kasalara göre. Arka kapağı ise temperli değil, normal bildiğimiz metal kapak arkadaşlar. Hemen camın üzerinde yine TUF serisine ait işte logolar bulunuyor. Beyaz renkte TUF logolarına yer verilmiş. Arka kapak da aynı şekilde, arka kapakta büyükçe TUF logosu ve yazısı yer alıyor. Yine TUF serisinin çizgileri de üzerine işlenmiş durumda metal kapağın. Ön kapağa baktığımız zaman ise ön kapağın bu seferki tasarımda yarım kısmı mesh, aslında yarım kısmından biraz daha fazla, yaklaşık 20 küsür santimlik bir mesh alan sahip ve üst kısmı ise kapalı olarak sunulmuş bizlere. Fakat bunun hava akışına hiçbir eksi yönü yok arkadaşlar. Boyut olarak ise baktığımız zaman 49 santim bir derinliğe sahip, 48 santim yükseklik ayak ölçüleriyle beraber ve ön cebesi ise 21 santim olarak tutulmuş. Hemen şimdi kasamızın iç kısmına değinelim. İç kısmına baktığımız zaman direkt genişçe bir alan olduğunu görebilirsiniz ve anakart desteğinde ise mini ATX anakartlardan tutun mikro ATX ve standart ATX anakartları bu kasada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Anakart tablasının arka kısmı genişçe oyulmuş. Bu sayede soğutucu montajlarınızı da yine rahatlıkla yapmanıza imkan sağlıyorlar. Anakart tablasının hemen yan kısmında 2 adet genişçe oyulmuş kablo kanalı bulunuyor. Bu kablo kanalları direkt metal oyularak yapılmış elbette. Etrafında silikon bir koruma bulunmuyor. Fakat bunlar da tıraşlanmış olduğundan dolayı hiçbir kabloda kesilme, yırtılma gibi sorunlar da oluşturmuyor artık. Yani adamlar artık işi çözmüş, biliyorlar yani, sizlere öyle diyeyim arkadaşlar. Anakart tablasının üst kısmında da yine minik bir kablo geçiş kanalı bulunuyor. Hani CPU kablonuzu öyle ortadan geçirmenize gerek yok. Hemen üst sol köşesinde arka kısmından uzatıp CPU güç giriş kablonuzu oradan geçirebiliyorsunuz. Daha bitmedi elbette. Ön kısmına baktığımız zaman alt tarafta boydan boya bir PCU cover olduğunu görebilirsiniz. PCU cover en sondan en öne kadar tek bir yekpare parçadan kesilip oraya montajlanmış durumda. Hemen alt kısmında bir oyuk bulunuyor. O oyuksa kullandığınız PCU'ların işte logoları, isimleri görünsün diye açılmış. Bunu gayet iyi düşünmüşler. Bazı modellerinde kapalıydı. Fakat ben bu PCU cover'ların oyuklu olan modellerini daha çok beğeniyorum şahsen. PCU cover'ın üst kısmına da baktığımız zamansa hemen PCU cover'ın üst kısmında yine bir ızgara yapısı bulunuyor ki bu sayede altta oluşan hard disklerinizin, HDD'lerinizin veya PCU'nuzun ısılarını yukarı doğru atması da sağlanmış elbette. Ayrıca hemen o cover'ın arka kısmında 2 adet kablo kanalı da yerleştirilmiş. Çünkü o alana SSD'lerinize takma imkanı da sunuluyor bu kasada. Fakat orası için yedek braket bulunmuyor. Kasa içinde bulunan braketler hemen anakart tablasının sağ kısmında 2 adet 2.5 inçlik SSD braketi konumlandırılmış. Fakat o kısmı kullanmak istemeyenler için o braketleri veya o braketlerin yedeğinden satın alırsanız 4 adet SSD'yi braketlerle PCU cover'ın üstüne de takma imkanı sunuluyor sizlere. Ayrıca yine ön panelde diğer SSD braketleri de dediğim gibi anakart tablasının en sağ kısmında boydan boya yer alıyor. Direkt dikdörtgen şekilde bir braket ve vidalı bir yapıda klipsi bir şekilde yerine oturtuyorsunuz ve vidasını sıkarak SSD'lerinizi oraya monte etme imkanınız bulunuyor. Ayrıca iki SSD yuvasının arasında ise yine bir kablo kanalı koymuşlar. Bu sayede takacağınız SSD'leri birbirine bakacak şekilde konumlandırırsanız, eğer güç girişlerin kablolarını orta kısımdan verirseniz kablo karmaşasından da kurtulmuş olursunuz. Fan ve hava soğutmalarına en son değinmek istiyorum. Şimdi hemen kasamızın arka kapağına bir bakalım. Arka kapağı yine video başında da söylediğim gibi Asus'un TUF serisi anakartlarına özgü çizgilerle donatılmış. Cidden bayağı bir bütün oluşturmuşlar. Yani bu kasaya özgü Cooler Master yeni TUF serisi soğutucuları da çıktı, kule tipi. Onları da kullanırsanız ve Asus'un TUF serisi ürünleriyle de donatırsanız bu kasayı, cidden tamamıyla bir TUF kasası yapmış, TUF sistemi yapmış olursunuz kendinize. Kasanın arka kapağı hemen 2 adet vida ile sürgülü, yana doğru sürgülü bir şekilde açılıyor. Kapağı açtığımız zaman hemen alt kısmı değiniyoruz ilk baş. Alt kısmında oldukça geniş, yaklaşık 23 santim bir
boyuta sahip, güç kaynaklarını konumlandırmanız için bir alan yapılmış ve bayağı dediğim gibi genişçe tutulmuş o alan. Yani kablomada hiçbir sıkıntı yaşatmayacak bir kasa sunmuşlar sizlere. Hemen PCU cover'ımızın yani PCU yoğumumuzun yan tarafında ise 2 adet yine braketli bir yapıda 3.5 inç eşsizlerinizi takabileceğiniz sürgülü bir slot bulundurulmuş. Ve yine bu sürgülü HDD braketlerimiz ise bir önceki modelde olduğu gibi yan tarafından klipsli bir şekilde açılıyor. Yani braketi esnetmenize gerek yok. Klipsinden uzatıyorsunuz. Hard diskinizi oturttuğunuz zaman klipslerinden kapatarak tekrardan HDD'nizi daha kolay bir montaj yapmış oluyorsunuz bu sayede. PCU oturtma kısmındaysa hemen kasamızın arka kısmından 2 adet vida ile PCU oturtma braketimizi çıkartıp güç kaynağımızın arkasına bağlıyoruz ve bu braketle beraber sürgülü bir şekilde PCU oturtmamız gerekiyor. Yani kasanın arka kısmından veya ön kısmından PCU'yu sokup oturtmanız mümkün değil. Bu braket yani PCU braketleri bence daha kullanışlı oluyor. Şahsen ben çok beğeniyorum. Sonrasında ayrıca unutmadan güç kaynağımızın da hemen alt kısmında bir adet filtre bulunuyor zaten. Kasanın alt kısmı kendinden bir şekilde mesh olarak kesilmiş. Ayrıca bir de filtre eklemişler. Bu sayede daha çok toz alımını o bölgede engellemişler. Bunu da gayet iyi düşünmüşler. Fakat ben onun sürgülü bir yapıda olmasını isterdim. Ama sadece mesh filtreyi oraya geçmeli bir şekilde koymuşlar. Yani çıkartmanız için kasanızı yan yatırıp elinizle sökmeniz ve sonra temizlemeniz gerekebiliyor. Sürgülü bir yapıda olsaydı veya magnetik olsaydı çok daha güzel olabilirdi diyebiliyorum. Şimdi geldik en can alıcı noktalarına. Kasanın soğutucu desteğine ve soğutucu desteğinden sonra ise RGB kısmına değineceğim elbette. Soğutucu kısmına baktığımız zaman kasa ön panelde şöyle yarım olarak görseniz bile aslında iç kısmında toplamda 3 adet 120 mm ve 2 adet 140 mm fan desteği bulunuyor kasanın ön panelinde. Radyatör desteğinde ise 360 mm ve 5 cm kalınlığına kadar radyatörleri konumlandırma imkanınız bulunuyor. Ayrıca kalın radyatör veya işte pull push çift sıra fan takmak isteyenler içinse sorun yaşamaması adına hemen PCU cover'ın ön kısmı 8 cm genişliğinde kesilmiş durumda. Bu sayede boydan boya uzun radyatörleri de rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen kasanın üst kısmına da baktığımız zamansa üst kısmında ben zaten bir yandan konuşurken arkadan slider sunuyorumdur sizlere. Şöyle magnetik yapıda bir mesh filtre bulunduruluyor ve üst kısmında toplamda 240 milim boyutlara kadar aslında radyatör takılabiliyor. Fakat kullanım kitapçığında radyatör takılamıyor diye yazmışlar. Sadece bu kısma 2 tane 120 milim fan oturtabiliyorsunuz. Vida kısmı 120 milimlik fanlara göre ayarlanmış. Ben anakart boyutunu ve kalınlığını hesaba kattığım zaman ve bu soğutucu ön kısma doğru kırpıldığından dolayı aslında 240 milimlik radyatörleri tek sıra fan ile oraya oturtmanız bana göre mümkün. Hani ben testlerimi yaptım. Anakartlara da değme yapmıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Üst kısmına da dediğim gibi magnetik mesh bir filtre yerleştirilmiş. Bunu da gayet iyi düşünmüşler. Toz moz olduğu zaman o mesh filtreyi hemen yukarıdan rahatlıkla sökebiliyorsunuz elinizde ve yıkamanız da gayet kolay oluyordur. Arka kısmına da baktığımız zamansa zaten oradan da kameradan görebiliyorsunuz. Bir adet 120 milimlik fan bulundurulmuş. O da yine RGB ön taraftaki fanlar gibi. Buradaysa 140 milim fan takılmıyor. Ama şu nokta güzel. İşte fanı yukarı aşağı kaydırma özelliği eklenmiş. Bazı kasalara mesela koyulmamıştı. Ama bu kasaya bunu eklemişler. Çünkü ben şahsen şu arkadaki egzoz fanı anakartımın MOSFET soğutucularına nereye doğru yakınsa yukarı veya aşağı doğru kaydırmayı tercih ediyorum. Yani bu güzel kullanışlı bir özellik. Şimdi geldik RGB fanlarına elbette. Sizler de görebiliyorsunuz bu kasanın içinde dahil olarak toplamda 3 adet RGB fan koyulmuş. Ön tarafında 2 adet, 3 tane değil. Çünkü 2 tanesi hemen mesh ızgaralarından oradan görünüyor. Üst kısmı plastik olarak kapatılmış çünkü. Diğer RGB fan ise kasanın arka kısmına eklenmiş. Genelde diğer modellerde ön tarafa işte RGB fan ekleniyordu. Arka tarafa standart fan ekleniyordu. RGB olmayan fanlar kullanılıyordu. Fakat Cooler Master bu modelde öne 2, arkaya da 3. RGB LED'li fanımızı koymuş elbette. Bu fanların da özelliğine gelecek olursak 1200 RPM'li hani düşük hızlı bir fan bunlar. Çok yüksek desibelde ses çıkartmıyor. 25 desibellik bir sese sahip. 25 desibelde günümüz standartlarında zaten oldukça düşük bir ses seviyesi. Yani kasa içine gerekli hava akımını alabilecek veya egzoz görevini rahatlıkla görebilecek fanlar bunlar. Ben hava testini de yaptım aslında. Cidden ön tarafına eğer radyatör takmasanız veya radyatör taksanız bile şu öndeki şu 23 santimlik alandan şu iki tane fan bile öyle bir hava alıyor ki, kasa içine öyle bir hava geçiriyor ki arkadaşlar, elimi en sona koyduğum bile o havanın akışını, basıncını hissettirebiliyor bana. RGB'lerin kontrolüne de gelecek olursak hemen arkada bir video sunuyorum sizlere. RGB kontrolcüsü bunun tek butonlu bu sefer. Bir adet power butonu mevcut ve hemen RGB fanlarınızı takabilmeniz adına bir adet Y çoklayıcı kablo ile geliyor. Eğer bu fanların
kasanızı kasanın üstündeki kontrolcü ile kullanmak isterseniz Y çoklayıcı kablosunu direkt kontrolcünün arka kısmına girmeniz gerekiyor ve kontrolcünün üzerinde bulunan butona tek tek basa basa renk efektleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz ve yaklaşık 40'a yakın efekt de eklenmiş. İsterseniz tek renk, isterseniz her rengin kısılıp açılma efektlisi veya şu an benim de ayarladığım gibi renkler arasında döngülü bir modda atayabiliyorsunuz. Ayrıca şimdi bazı kullanıcılar şunu söylüyor, işte abi kontrolcü kasanın içinde kalıyor, ne işime yaradı ki? Cooler Master bunu da düşünmüş, kontrolcünün arkasına reset switch'inin girişi için bir alan yapmış. O reset switch'ini direkt anakartınız yerine kontrolcüye girdiğiniz anda kontrolcü direkt kasanızın hemen üst panelindeki reset switch'inizi mod değiştirme butonu olarak kullanmanıza imkan sağlamış. Yani üzerindeki kontrolcü değil, kasanızın üstündeki reset butonuna tek tek basa basa renk modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bu da gayet iyi düşünülmüş. Ön çıkışlara da baktığımız zamansa hemen orta kısımda bir adet Cooler Master'ın logosuna benzer bir şekilde Power Push butonu eklenmiş. Hemen sağ kısmında 2 adet USB 3.0 girişi bulunuyor ve onun sağında ise minik bir LED göstergesi mevcut. Hard disk HDD LED göstergesi. Sol kısma doğru baktığımızda ise bir adet reset butonu ve reset butonunun yan kısmında ön panel kulaklık mikrofon girişleriniz için 2.5 inç jacklarda bulundurulmuş. Genel bir değerlendirme yapmam da gerekirse hani kasanın tüm özelliğine hızlı bir şekilde seri seri değindim arkadaşlar. Cidden şık, güzel bir kasa yapmışlar. Özellikle bu tür markaların aslında nasıl diyeyim, anakart üreticilerine özgü kasalar yapması, çünkü yeni kullandığımız ekipmanlarla beraber biraz markacılık başlamış. Çünkü herkes artık tarzına göre sistem topluyor. İşte biri Asus toplar, biri MSI toplar, biri işte Gigabyte toplar. Bu tür markalara özgü kasalar yapılması cidden benim çok hoşuma gidiyor. İşte nasıl diyeyim, bu mesela TAF serisine özgü yapılmış. Hiç belli olmaz. Belki Cooler Master yakında Rock Strix'e özel bir kasa yapar. Başka markalar yapmıştı mesela. Ama Cooler Master da bu furyaya katıldı. Demek ki yakında farklı markalara özgü kasalar da yapacak. Ayrıca RGB LED'ler için şunu da belirteyim. RGB LED'lerin sadece kontrolcüden değil, Y çoklayıcı kablosunun o tek ucu girişini direkt anakartınızın RGB bağlantısına taktığınızda bu fanları yazılımsal olarak anakartınızdan da kontrol etme imkanınız bulunuyor. Hem de her marka anakartla kontrol desteği mevcut. İşte Asus, MSI, ASRock, Gigabyte, tüm anakartlarınızda bu fanlarınızı kontrol etmeniz de mümkün arkadaşlar. Şahsen çok eksi bir yönü yok bana göre. İşte yan temperli camı olsun, ön paneli hava akışı, işte üst tarafına hava çıkışı eklemeleri güzel olmuş. Üst tarafa radyatör de takabiliyorsunuz ayrıca. Arka IO panel kısmında hava çıkış kısmı var. Orası işte nasıl diyeyim, biraz böyle dikine ekran kartı oturtma paneline benziyor fakat değil. Bu kasada dikine ekran kartı oturtma braketi uyumluluğu da yok. Çünkü bunun sebebine de gelecek olursak işte bazılarınız bunu eksi olarak adlandırabilir. Hani ben de bir yanım keşke olsaydı dedim ama cam kısmı görebileceğiniz gibi TAF serisine özgü çizgilerle donatıldığı için ekran kartınızı dikine yerleştirseydiniz eğer bu kasada bu çizgiler ekran kartınızın görünümünü engellerdi. Bu sebeple bu kasada dikey ekran kartı oturtma braketine gerek duyulmamış arkadaşlar. Başka değinecek söze gerçekten de gerek yok arkadaşlar. Cooler Master bize her zaman olduğu gibi şık kasalar sunmaya devam edecek. Bundan sonra inceleyeceğimiz ürünse yine ilk olarak sizlere biz inceleyeceğiz. Cooler Master'ın MB511 model kasasını inceleyeceğiz. Onu dört gözle bekleyin bu sebeple. Yani her zaman ilklerin kanalı olmaya devam edeceğiz sizler için arkadaşlar. Videoyu da burada son veriyorum. Kanalımıza abone olmayı ve desteklerinizi de esirgememeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.